lastiklerin görüntüsü bir ekranlara gelsin. O lastikleri acaba ya yani bir ara sen işte şu yayından sonra, yayınlarımızdan sonra öncesinde işte ya hiç o palalardan hiçbirinden isim vermiyor şüphelendiği o anlamda isimler yok, hiç kimse yok. Hatta yayında Sebahati eski kız arkadaşını dinleyince acaba kendisi mi lastikleri kesmeye başlamış mı? Sabaha kadar da uyumayıp arkasından lastikleri yani kendisi mi kesiyor? Başının tehlikede olduğunu bildirmek için acaba kendisi mi böyle bir bilmiyorum ya. O zaman niye sabaha kadar uyanık kalsın polislere bu çocuk? Polislere de söylemiş. Aha. Onlar delil getirin demiş. Evet. O da delil olmayınca ondan kamera taktıracağım dedi. Kamerayla delil. Diyordu. Hayır söyledim demiyordu. Hani söylesem delil isteyecekler diyor. İstemişler diye dedi bana. Dedim dedi bana da. Tamam. Bu lastiklerin bir görüntüsü kesik, onların da belgelemiş fotoğraflarını çekmiş aslında Burak çekmiş. Onu görüntüler bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Kalsın görüntüler lütfen Hakan. Şimdi bunların lastiklerin parçalıyorlar mı, havasını mı indiriyorlar? Yani ilk başta bildiğim kadarıyla hani bagajda bir tane daha lastik vardı. O bıçak sokulu bir şekilde. Yine aynı şekilde şoför koltuğu sol yani. Yani mi? O tekeri değiştiriyor. Yedek lastiği bıçak değiştiriyor. Bıçak mı saplamışlar? Aynen bir keresinde öyle. Kesmişler o zaman. Benim sadece hani bildiğim o iki tane. Hmm. Yani başka bilmiyorum. Birisinde de ben işe giderken 23 Aralık'ta görüyorum. Onun havasını indiriyorlar. Ama o zaman olasını şey dedi bana Burak, Sibo bunu çıkarmışlar kenara koymuşlar dedi. Tamam. Yani o zaman kesmemişler, bir kere kesiyorlar sadece. Bir kere kesiyorlar. O sonrasında Sibo havasını mı indiriyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani resmen mesaj veriyorlar yani bu insanların önüne kurşun atmak gibi bir şey bazen öyle yapıyorlar. Yani maalesef kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışanlar. Mesajı vermesine rağmen değişen bir şey olmadığı için de en sonunda bu olmuş olabilir. Yani öldürmüş mesajı ya. vermiş. Anlasın Burak şey değişmemiş. Burak da ben korkmuyorum diye arabanın arkasına yazılar yazdırmış. Ve evin önünde de böyle şeyler yapıyor artık. Hani tehditler söylüyor. Hani böyle kim kesiyorsa bir bulursam gibi böyle. Şimdi arabanın park etme şekline göre mi araçlar kesiliyor? Evet böyle olduğunda kesiyor. Ama şöyle onların yola doğru baktığında kesilmiyor. Bu arada dün muhabirimiz Büşra yine oraya gittiğinde çekimler yayın yaptık ya. Bizim aracın önüne de oraları bir yani kafalarına göre park etmiş bu Zeynep çocukları işte Murat Halil o mahallenin sahibi gibi davranıyorlar. Vallahi buna ilçe emniyet mi deniz emniyet mi gerekeni yapsın yani. Yani ben mesela, kimse sokaklar vefat, kimsenin babasına malı değil yani. Olur mu öyle şey ya? Vefat ettikten sonra sürekli bence bizim evimizin önüne. Belgeleyin onu. Tamam mı? Belgeleyin kardeşim Cumhuriyet Mahallesi'nde 1473 ve 1274 Taksim. Herkes kapısının önüne park etsin. Öyle babalar gibi oraya park edeceksin sen. Sonra yok kimse arabasını buraya park etmeyecek diyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kim onlar ya? Emniyet gerekeni yapsın. Ben bunu emniyete burada çağrıda bulunuyorum. Mahalleyi kendi babaların çiftliği gibi kullanmışlar. Dün bizim elimizde de fotoğraflar var. Muhabirimizin elinde de fotoğraflar var. Bir rahatlar böyle. Olur mu öyle şey ya? Vallahi bizim o mahalleye de bayram gelmez. Ne zaman o katil ortaya çıkar ve cezaevine girer, o mahalleye ondan sonra bayram gelir. Bu kadar da net yani. O bir katil orada elini kolunu sallaya adam öldürüyor. Hepiniz de orada oturuyorsunuz, bayram kutluyorsunuz. Bence kutlamayın yani bayramı falan. Kusura bakmayın. Hataları da olsa, hatalar da gidip şikayetçi olsaydınız adamla ilgili, bunu yapıyor deseydiniz. Niye kendi adaletinizi kendiniz sağlıyorsunuz ki kardeşim yani? Kimse artık katil. O mahallenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti. Tamam mı sokaklar? Herkes onun. Valla bence en ufak şey belgelesinler, göndersinler emniyete yani. Ya gönderin ya. Böyle şey olabilir mi? Ben kendi arabasını park ettim de çektim onların zaten. Aa, yok böyle bir sürekli şey ya. Burak'ın hani şu an araba bizim bildiğin balkonumuzun önüne arabayı park ediyorlardı.
kaç kere gittiğimize şahit olduk. Fotoğraflarını da çektim zaten. Ya sizin evinizin önü değil mi orası? Evet, bizim nasıl evimizin önü. Babam dedi buraya park etmeyin dedikçe sürekli gene park ettiler. En sonunda ne şımarıklık ya? Kim bunlar ya? En sonunda biz orayı kapattık gibi şey, hani bir tane saksı gibi bir şey koyduk. Üstüne ağaç koyduk. Ondan sonra da yan tarafa koymaya başladılar. Vallahi çok saygısızlarmış bunu eğer yapıyorlarsa gerçekten. Şimdi lastikleri kesildiğini sana bahsediyor ya da işte indirildiğinden bahsediyor. Ama bunları bu palalar lakaplı Recep Sanık, Recep Orozoğlu'nun işte kayınbiraderlerinin yaptığından o palalardan sana bahsetmiyor. Nedense o dönemde aranız biraz mesafeli, kız arkadaşı Sebahat'e bahsediyor. Neler söylemişti Sebahat dün yayında, bir gelsin ekranlara lütfen. Bu arada Sebahat de özür dilerim ama adının verilmesini istemiyormuş. Soy ismini vermiyoruz, bir şey yapmıyoruz Sebahat. Adın Sebahat yani. Ne diyeceğiz şimdi gizli tanık. Burak'la birçok şey biliyorsun. Birçok şeyi biliyorsun. O yazışmalarda... Sen de çok seviyordun. Ha, bir de çok seviyorsun madem. Yazışmaları ekranlara getireceğim birazdan. Ya, bu arada ikinizin yazışmalarını. Yani Burak'la ikinizin arasındaki yazışmaları sildiğini söylüyorsun. Ben de inanmıyorum. O kadar uzun zaman sadece ve sadece... Sildiyse de bir sebebi olmadı. Nasılsın Burak? Neden Burak? Niçin Burak? Böyle geyik muhabbet mi yaptınız bence? Bence öyledir. Burak senden bir şeyler istemiş. Sen de muhabbeti bir süre sürdürmüşsün. Sonra rahatsız olmuşsun. Sen bir mesafe koymuş olsaydın Burak son ana kadar sana yazı yazmazdı. Başkalarına biraz da. Biraz önce atkıyla fotoğraf attı diyorsun. Bu da senin hoşuna gitmiş belli ki. Neyse. Bu palalarla ilgili Sebahat'e söylemiş. Gelsin ekranlara lütfen. O mahallede tatlım ya huzursuz olduğundan yani neden huzursuzluk neden derken neden huzursuzmuş? İsim vermemiş mi hiç? Evet, bir de isim vermemiş mi onu merak ediyoruz. Söyler misin? Çok detaya girmemişti. Sadece huzursuz olduğunu, lakaplar söylemişti mahallesindeki olan kişilerin. Tam olarak isim vermemişti ama tam olarak lakapları da hatırlamıyorum. İsmim mi bu dediğinde yok, bunlara burada böyle söylüyorlar demişti. Çöpçüler olabilir mi? Çöpçüler olabilir mi? Bir şey daha vardı onun haricinde. Palalar. Evet, palalar. Palalar. Peki onlarla ilgili ne söyledi? Ne yapıyorlarmış palalar? Onlardan şüpheleniyorum lastiklerimin kesilmesinden diyordu. Emniyete söylediniz mi bunu? Vallahi bilmiyorum, ifademde ne verdim. Bana mahallesinde o palaların söylediğine eminim. Takıntılı olduğum mahallede kişiler var. Palalardan şüpheleniyorum falan demişti. Seher, sen de bunu duyunca şok oldun. Çok önemli bir şey çünkü. O an söyledi. Bence Sebahat'te başka detaylar da var. Başka ayrıntılar çok da var. Çok var ya. Burada konuşalım, hani konuşunca aklıma geliyor diyor ya. Bu palalar olduğunu sana söyledim peki? O istemiyor mu katilin ceza almasını? Konuşalım, bir sonuca varalım yani. Daha fazla bilgi var bence onda da. Ama Burak sana güvenmemiş, Sebahat'e güvenmiş. Detay vermiş yani. Detay vermiş. Palaları söylemiş. Bir su verseniz arkadaşlar lütfen konuğumuza. Su verelim. Var mı? Ben yanımda su yok, ben bunu içtim. Su verin. Bir acil. Orada var arkada galiba. Gel Ozan. Tamam. Sana geliyor. Alerjisi mi var? Astım mı var? Öksürük tutuyor. Gel. Alerji. Ver Ozancığım. Yani Sebahat'e güvenmiş, sana güvenmemiş. Neden? Bu açık ve net yani. Seni kırmak için falan filan değil yani. Başka kızları falan lastikler kesildi, meslekte yazılı yazıyor. Söylüyor. Bana güvenmemesi değil. Bana söylemiş olsaydı ben bir şeyler yapardım. Mesela çalıştığım yere hani polisler de çok geliyor benim çalıştığım yere. Polisler hani onlara söyleyeyim dedim Burak. Kimseye söyleme. Kameracıya koşturuyorum. Ben halledeceğim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sürekli ben halledeceğim. Ama hani bana niye söylemiyor? Ben onları tanıyorum çünkü. Yani tanıdığım için de benim bir şeyler... Hani ben sessiz kalmazdım. Kesinlikle kalmazdım. O mahalleden hani gerekirse hani ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye tartışırdık, konuşurduk. Gerekirse o mahalleden giderdik ya da o şehirden giderdik ya da onları polise şikayet ederdik. Yani bir şeyler yapardım yani mutlaka. Ben sessiz kalmazdım asla. Güvenme meselesi değil. Yani senin harekete geçmeni mi istemedi? Ben bilmiyorum yani. Ya bir şeyler öğrenmemi mi istemedi? Bilmiyorum ben de ya. Yani söylememesi için hani ben her şeyimi anlatıyorum. Yani o niye anlatmadı? Niye başkalarının yani... Kız diyor ki ben dert dinlemeysem, ben dert dinlemeyi o kadar çok severim ki keşke bana anlatsaydı. Şimdi bu pala Halil yazmış, arabanın arkasına galiba yazmış. Hı. Palalar diye yazmış. O görüntü gelsin ekranlarınıza lütfen.
Şimdi sevgili Ser, yani bu aileden, bu Palalar denen aileden Sebahat kız arkadaşını bahsediyor, sana bahsetmiyor. Hiç o dönemde sen şüphelendin mi bunlardan? Lastikler kesildiği ya da işte havası indirildiği sebep. Yani şüphelenmedim. Dediğim gibi yardım etsin. Hani onlar sürekli avluda oturuyor ya da dışarıda oturuyor. Hani birilerini görürler de yardım istemeye gidecektim. Burak sakın kimseye söyleme dedi. Hani mahalledekilere söyleyeyim bari dedim. Sakın kimseye söyleme dedi. Palalara gideyim onlardan yardım isteyeyim dedin mi? Evet yardım isteyeyim dedim. Ben mahalledekilere söyleyelim dedim. Hani yardım etsinler bize dedim. Aha. Peki ne dedi o zaman? Sakın kimseye söyleme dedi bana sürekli. Mesela işine gelen polislere söyleyeyim, onu yapayım, bunu yapayım. Ben sen palolardan yardım şekilde, istemeye, evet, yardım istemeye. Hem yardım istemeye hem her şeyi yapmaya kalktım sonrasında ben halledeceğim değil. Ben çok korkuyorum, uyuyamıyorum geceleri. Sürekli bu şekilde de baskı kurdum zaten. Hayır, sen şunu söylemedin mi? Ya pardon, sen o sırada palolar, çünkü daha öncesinde annen mesafeli duruyor, sen onun sokağından yürümüyorsun vesaire. Bizim bir şeyimiz yok. Sadece yani hani birbirimize girip çıkmıyoruz, bir samimiyetimiz yok. Anladım ama yine park meselesi yüzünden... Yani hep bunlar anladığım kadarıyla bu aile bu park orasını babaların çiftliği gibi sokağa kullanmışlar. Hiç senin aklına gelmedi mi bunların palalar olabileceği, lastiklerin palalar tarafından kesilebileceği senin aklına gelmedi mi? Gelmedi yani daha yakın olduğu için Eyüpgül'ün bahçesi hani hı-hı. Bir de araba hani o tarafa o teker o tarafa doğru baktığı için hani oradan yani basit düşündüm biraz ama öyle düşündüm sadece. Hani kim olabilir diye defalarca diye sordum. Bilmiyorum sadece dolmuşlar şüphe. O da yapacak bir adam değil diyordu sürekli. Yapacak adam da değil yani. Ama Sebahat'e palalar onlar yapmış olabilir diye onlardan şüpheleniyor. Sabaha kadar yatmıyor. Yani Murat, kuzeni Murat'a iki kişiden şüpheleniyorum diyor. Fatih iki kişiden şüpheleniyorum diyor. Anlamadım özür dilerim. Çok özür dilerim. Palalarla gideyim konuşayım dediğinde de ya bir dakika dur ben palalardan şüpheleniyorum zaten yine demiyor. O demiyor. Da enteresan. Evet. Sen bir şey söylüyordun. Mesela hani Murat kuzenine diyor ki iki kişiden şüpheleniyorum. Fatih'e diyor ki iki kişiden şüpheleniyorum. Yani etrafa da iki kişiden şüpheleniyorum diyor. Bana sadece dolmuşçudan şüpheleniyorum diyor. Bu arada, ben bunu olaydan sonra konuştuğum kişilerden bu şekilde öğrendim. Salonda yattığınız ya bir salonda yatıyor. İşte ve sabaha kadar da uyumuyorum bakıyorum falan diyor salonda yatıyor çünkü salon hem şunu söylüyorlar bizim Büşra da onu söylüyor salonda yatıyor çünkü salon hem Recep'in evini hem de Halil'lerin evini aynı anda gören tek odaymış. Hep Recep'lerin o da yani şeylerin yattığı yeri hem de işte Halil'lerin ve Murat'ların Zeynep'lerin evini gören tek yermiş tek odaymış. Yani salonda yatmasının da bir anlamı var. Ama salonda lastikler kesilmeden çok önce zaten salonda yatıyor. Bir de öyle bir şey var. Çok önce yatıyor salonda. O zaman bu Nurgül'le aralarındaki yakınlaşma iddiaları acaba 2020'nin başlarında falan mı? Bunlar ne zaman bir el sallıyorlar, tanışıyorlar birbirlerine? Onların zamanını biliyor musun? Nurgül söz zamanı... Büyük bir ihtimalle 2019'da falanlar, ilk taşındığımız zamanlarda. Ha, ilk taşındığınız zamanlar. Ha. O zaman ilk taşındığınız zamanlarsa... Hem Nurgül'lerin evini mi gözetliyor? Bir yandan oraya mı bakıyor? Çok çünkü ilginç yani. Nurgül diyor ki ilk tanışmamız böyleydi diyor. O şekilde anlatıyor. Daha sonra ifadesinde bulundurmak istemiyor gerçi bunu da. Sonrasında diyor ki hani yumurta satıyordu. Yumurta satmaya da 2020 Ocak'ta falan satıyor. Yumurta satmaya başlıyor Ocak Burak. Şimdi bak bu sevgili Selma öyle düşünüyor galiba. Onu söyleyelim. Lastikleri kesmesinin nedeni şu olabilir. Çünkü yani git sana söylese. Diyor. Bak sana söylese. Bu... Park meselesi yüzünden olsa ve park meselesi yüzünden o lastikler indirilmiş olsa Burak sana söyler. Ama Burak'ın Nurgül'le aralarında bir yasak aşk muhabbeti varsa böyle bir muhabbeti sana söylemez. Çünkü sen araştıracaksın ve Nurgül'le olan arasındaki yakınlaşma ya da yasak aşk iddiaları. Ben kesinlikle bir isim var sessiz kalmazdım. Ortaya çıkardı diye düşünerek bu yasak söylememesinin aşk. Söylememesinin bir nedeni var nedeni, yani bir şey evet. Gizliyor çünkü. Ya park meselesi yüzünden olsa gerçekten bu lastiklerin kesilmesi sana söyler. Hani Murat falan diyor ya hani böyle korkaktı. Ben korkak bir insan değilim. Hani böyle yeri geldiğinde lafımı da esirgemem. Hı hı. Yani korkak bir insan kesinlikle değilim. Hani hak arayışına da geçerim yani.